Evet, e, Kızılay'la ilgili konuşuyorduk. Ben şimdi bir hatırlatma yapayım e, Mustafa Bey notlarına bakarken, kendisinin e, Kızılay'la ilgili, daha doğrusu Kızılay Başkanı ile ilgili söylemiş olduğu bir şey vardı, gündeme oturdu. E, Kızılay Başkanı, kan bağışı başta olmak üzere tüm bağışların önünde bir bariyer vazifesi gördüğünü, kurumsal yapıya zarar verdiğini, on binlerce çalışanın emeğine yazık ettiğini idrak ederek sorumluluğunun gereğini yerine getirmeli ve görevi ehline bırakmalıdır dedi Sayın Destici. Bunu da durup dururken söylemedi bu arada. Kızılay'ın kan stokları azaldığı için ameliyatların ertelendiği şeklinde biliyorsunuz haberler gündeme gelmişti. E, bunun üzerine olmuştu. Evet e, neden böyle söylediğiniz dediğimde siz orada yaşananları orada bir çadır ihtiyacı olduğunu ilk 3-4 gün içerisinde insanların bunu istediğini ama Kızılay'ın çadır ve konserve satışı yaptığını ortaya çıktığını söylemiştiniz. Burada kaldık. Bir kere o olay zaten e, kabul edilemez. Ben Hı. o zaman da ifademi çok açık yürekle dile getirmiştim Buket Hanım yani Kızılay çadır satamaz yani devrem olmuş 11 vilayetinizin 3-4 tanesi Adıyaman Hatay Maraş yıkılmış onlarca ilçe yıkılmış köyler yıkılmış herkes bir çadır peşine düşmüşken Kızılay tutup da deposundaki çadırı satamaz ne kadar çadır varsa ilk gün hepsini bölgeye sevk etmesi gerekiyordu yapması gereken bu Efendim şirket kurmuş da şirketi satmış da ticari bir şeymiş de. Bundan hiçbirisinin e, makul bir tarafı yok. Zaten kendisi de daha sonra e, önce savunmaya kalktı. Daha sonra da haberi olmadan bu satışın gerçekleştiğini ifade etti. Gelen tepkiler üzerine. Yanlıştı. Zaten orada sorumluluğun gereğini yerine getirmesi gerekiyordu. Şimdi oradan süreç bugüne kadar geldi ve bir kamuoyu algısı oluşturuldu. Yani e, ben demiyorum ki oraya layık değildir. Efendim işte o e, efendim işte diğer yapılan işler hele bir de on binlerce kızlar çalışkan çalışan yüz binlerce kızlar gönüllüsü onlar hepsine saygı duyuyorum. Ben sahadaydım. Onlar hepsiyle de görüştüğüm, hepsinde gittiğimde ziyaret ediyorum, tebrik ediyorum. Ama şimdi şöyle bir sonuç çıktı ortaya. Yani halkın bir kesiminin Kızılay'a e, güvensizliği meydana geldi. Güvenmiyorlar. Ya yani bunun sebebi de çadır satışından başlayıp bugüne kadar gelen bir süreç. O zaman Kurumun başındaki arkadaşımızın bizim onun şahsiyetiyle, efendim işte eğitimiyle falan hiçbir problemimiz yok. Değerli bir insandır mutlaka o göreve geldiyse ama öyle bir algı oluştu şu anda kamuoyunda ve artık zarar vermeye başladı. Eğer insanlar mevcut Kızılay başkanından dolayı gidip Kızılay'a kan merkezlerine ya da kan alınan noktalara gidip kan vermiyorlarsa ya da yapılan bağışlarda bir eksilme meydana gelmişse mesela bir kampanya düzenlendi değil mi? E, 113 milyar bağış yapıldı. Ben şimdi merak ediyorum. Bunun mesela ne kadar Afat'a gitti, ne kadar Kızılay'a gitti? Eğer Kızılay'a çok az gitmişse bunun sebebi nedir? Bunun sebebi de işte o e, çadır satışından başlayıp bugüne kadar gelen bu toplumdaki algı. O zaman ya şimdi eğer kan vermeyi engelleyecek noktaya kadar girmişse o zaman orada Kızılay Başkanı'na düşen e, mesuliyetinin, sorumluluğunun gereği Kendisini değil, efendim işte kendi itibarını kurtarmayı değil, Kızılay'ın itibarını, Kızılay'ın o çalışanlarının emeğine e, itibarını, oraya bir zedelenme olmasın diye ya da Kızılay'a yapılan kan bağışının e, ve diğer bağışların önünde bir bariyer olduğunu e, belli şu anda, o bariyeri kaldırmalı ve e, affını istemeli, görevi de e, ehliyetli, liyakatli birisine devretmelidir. E şimdi diyor ki ben efendim işte seçimle geldim. Ya şimdi seçimle geldim ben o seçimdeydim ya. Şimdi dolayısıyla da bütün Kızılay efendim işte e, şubelerinin ilk geldiği günü konuşuyorum. Yani hepsinin ortak mutabakatıyla mı geldin? Yani oraya nasıl geliş şeklini de herkes biliyor. Dolayısıyla ona düşen burada affını istemektir diye e, düşünüyorum. Daha fazla zarar vermemeli. Bakın bir kere daha söyleyeyim. Şahsıyla, ilmiyle, ailesiyle, kişiliğiyle hiçbir problemimiz yok. Olamaz da zaten o, o tür şeylere de girmemek gerekir ama bir algı oluştu ki ben onun haklı oluştuğunu düşünüyorum çadı satışıyla başlayan süreçte ha bunu istismar edenler yok mu Birisi karşı de şey karşı yazmış, cephede istismar edenler o, var Şahan Gökbakar, ama onları, Fatih onların... Altaylı ve Haluk Levent'in kirli propagandası sonucu Kızılay'ın kan stokları bitme noktasına geldi gibi hani o Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı ve Haluk Levent bu propagandayı yaptı o yüzden onlar yüzünden oldu diye bakan bir kesim de var ya öyle oldu böyle oldu sonuçta bir gerçek oldu. var oldu yani şimdi Hı. eğer insanlar e, ben şimdi Kerem Kınık mı efendim işte Haluk Lefet mi Fatih Altaylı mı diye bir kıyaslama yapmıyorum yani onların tarafından mıyım, bunların mıyım böyle bir kıyaslama yapmıyorum benim tarafım belli benim duruşum belli ben net ben devletimin ülkemin cumhur ittifakının insanlarımızın yanındayım debremzedelerimizin yanındayım bir algı oluştu öyle oluştu böyle oluştu ama buna Kızılay'ın yönetimi sebep oldu bu algının oluşması. Eğer onlar art niyetliyse bile onların eline bir fırsat verilmiş oldu. O zaman daha bunun önünde direnç yapmaya gerek yok. Niye ya kardeşim yani şimdi bu uzun süre ya da ömür boyu bir yerin başkanlığı mı yapılacak yani? Bırakırsın arkadan gelen bir yardımcına, yönetim kurulundan birisine yine aynı ekibin, ekibin içinden birisi olabilir seçime kadar. O devam eder. Dolayısıyla ben artık Kızılay Başkanımızın burada daha fazla bu Kızılay'ın itibarına e, zarar vermemesini e, bunu herkes görüyor. Haklı haksız bak onu tartışmıyorum. Böyle bir algı oluştu yani bir gerçek. Şimdi Kızılay diyebiliyor mu ki hayır bizim kan stoku eksiğimiz yok. Eskisinden daha fazla kan stokumuz var diyebiliyor yok, mu? Yok yok eksik diyemiyorsa, var. Hayır diyemiyorsa o zaman yok. sonuç bu. O zaman bu sonucu e, gidermenin yolu tekrar milletimizin Kızılay'a kan başta olmak üzere e, maddi manevi bağış yapmasının önündeki yol açmak oradaki bir kişiye bağlı o kişi de e, sorumluluğun görevini yerine getirsin Haklı haksız demiyorum eğer büyüklükse de onda kalsın efendim işte kendi haklı olduğuna inanıyorsa bile böyle bir gerçek var dolayısıyla da bunun önünde daha fazla durmasın diyorum. Evet bu arada ne olur kan bağışı da yapın ya bu Tabii arada da, da bu da arada kaynamasın onu da yani söylüyorum, bakın, hani bu tartışmalar şeyinde yani e, çok tehlikeli bir durum bu ya. Buket Hanım birilerine kızarak Kızılay evet. Başkanı'na kızarak Kızılay yönetimine kızarak kan bağışı yapmamak ya da kan bağışı yapılmamasını ...teşvik etmek bunlar asla kabul edilemez. Hele yapılmamasını teşvik etmek de büyük bir kötülüktür. E, millete yapılmış bir kötülüktür. Maazallah bir insanımız kan bulamadığı için hayatını kaybederse... ...bunun hesabını kim ödeyecek? Abi. İşte bunu hem Kızılay Başkanı düşünmesi lazım. Yani bir kişi kan bulamadığı için hayatını kaybederse... ...ben bu e, sorumluluğu nasıl alırım? Öbür tarafta Kızılay'a başkanına kızarak... ...ya da yönetimine kızarak kan vermeyin diyenler de... ...böyle bir sonuçta e, o sorumluluğun altında kalırlar... Dolayısıyla da herkes konuştuğuna da dikkat etmesi gerekir diyorum.